Soğan özel görüşmesine dair pek çok notu bugünkü 18 dakika programında sevgili hocamız Profesör Doktor Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sizlerle buluşacağı 18 dakika programında dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz, onu söyleyelim. Yani kamuoyuna yansıyanların yanında yansımayanlar, haber öncesinde konuştuklarımız var. Onlardan biri Ahmet Davutoğlu'nun dikkat çektiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sisteme geçiş. CHP'nin yeni anayasa yapılacaksa bu yeni anayasanın parlamenter hükümet sistemine dayalı bir sistem, böyle bir anayasa olması gerektiği yönündeki değerlendirmesini ben şimdi söylemiş olayım. Ayrıntıları daha fazlasını 18 dakikada izlemenizi tavsiye ederek. İkinci buluşma, dün akşamın önemli buluşması, belki de bugün MHP liderinin Erdoğan'a mektup yazmasının asıl nedeni, yani neden özel Erdoğan buluşması AKP-CHP ittifak kursun diye yazsa da mektupta, Ayşe Ateş'in Erdoğan'la buluşması olabilir mi? Çünkü Sinan Ateş cinayetiyle bu cinayetle MHP arasında bağlantı olup olmadığı tartışmasında 1,5 yıldır Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etmemişti. Ayşe Ateş'le görüşmemişti. 1,5 yıl sonra 1 Temmuz'da bu duruşmanın başlayacağı tarihe yakın bir zaman diliminde, üstelik de ikinci bir iddianameyle cinayet soruşturmasının daha da genişleyebileceği ve işte o ikinci kapsama bazı MHP'li isimlerin de girebileceğinin konuşulduğu günlerde Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti. Ayşe Ateş'in açıklaması, dün ilk açıklamasını ana haber bültenimizde ekrana getirmiştik. Sonrasında çok daha geniş bir açıklama yaptı. O açıklamaya bakıldığında Erdoğan'ın Ateş ailesini samimiyetle kabul ettiği, çocuklarına yakın ilgi gösterdiğini Ayşe Ateş söylüyor ve bu cinayet davasının çözülmesi konusunda kızının söylediği "babamın katilleri bulunsun" sözüne olumlu karşılık verdiği, Adalet Bakanı'na talimat verdiği, bu davayla ilgileneceklerini ifade ettiği ve Ayşe Ateş'in de "ilk kez kızım evde kendi yatağında huzurla uyudu" sözleriyle buluşmaya dair ayrıntıları paylaştığını söyleyelim. İşte Ayşe Ateş'in dün akşamki buluşmaya dair kamuoyuyla paylaştığı mesajlar. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olun. Dünkü ziyaretimiz gerçekten çok olumlu ve güzel geçti. Ancak bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından öldürülen Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ve kızlarını sarayda ağırladı. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Ayşe Ateş, deyim yerindeyse dertleştik dedi. Ateş daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmeye ilişkin ayrıntılar paylaştı. Görüşmede Sinan'ın ve benim hakkımda ortaya atılan FETÖ'cü ima iddia ve ithamların ihbar kabul edilip hakkımızda kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını ve neticenin de kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettim. İlan ediyorum. Bu ülkenin şerefli emniyet mensupları, şerefli yargı mensupları ve Sayın Cumhurbaşkanı beni de öldürecekler. Ayşe Ateş kendisi ve yaşamını yitiren eşine atılan iftiraları ve yöneltilen tehditleri Erdoğan'la paylaştığını, Erdoğan'ın ise bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a talimat verdiğini söyledi. Sayın Bakan'a bir dosya hazırlamamı, bunlarla ilgili özellikle ve hem kendisine hem de Hasan Doğan beyefendiye iletmemi istedim. Kızlarım dün gece rahat uydular, ben rahat uyudum diyen Ayşe Ateş, hukuk mücadelesine devam edeceğinin mesajını da verdi. Ayşe Ateş, Milli Yol'la Saadet Partililerini de ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Erdoğan'la görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağını sözünü bana ve Bahmut Çiçek'e verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Erdoğan Ayşe Ateş görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak ve bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da o görüşmede hem dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi.
Üstü kapalı konuşmaya gerek yok. Ayşe Ateş diyor ki bu cinayetin MHP bağlantıları var. Kimi MHP'li yöneticiler bu cinayette azmettirici. Olcay Kılavuz'a da kamuoyuna yansıyan, konuşulan, tartışılan isimler ama o isimlerin de üstünde isimler olduğunu söylüyor. Tabii o isimlerin MHP liderine kadar uzanmadığı aynı zamanda konuşulan konulardan biri. Yani Bahçeli'nin bu cinayetten haberi olduğunu şimdiye kadar kimse iddia etmedi. Ama en başından itibaren MHP'yi korumak adına bu cinayetle bağlantısı olabileceği söylenen isimleri de toptan koruyucu tavrı, bir bu cinayet meselesi MHP'ye bulaşmasın hassasiyeti mi? Yoksa bir başlarsa bu iş bana kadar uzanır endişesi mi? Tartışmasının yapıldığını söyleyelim. Dolayısıyla bu siyasi cinayet MHP'ye uzanması demek, aynı zamanda AKP'ye de uzanması demek. Çünkü AKP, MHP bir koalisyon ve bu koalisyon çok uzun süredir bu ülkeyi yönetiyor. Önümüzde 4 yıllık da bir dönem var. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kazanılan seçimlerden sonra. Haliyle bu yükle yola devam edilemeyeceği, AKP'nin artık MHP'den ayrılmak zorunda olduğu son seçim sonuçlarının da bu konuda çok ciddi bir baskı oluşturduğu siyasi değerlendirmesini bir kenara bırakalım. Bu konuda MHP'nin söylediklerine, MHP bir, bu iddialar konusunda açık, şeffaf davranmak yerine bu soru işaretlerini gündeme getirenleri hedef almayı tercih ediyor. Gözlerini korkutarak, tehdit ederek susturmak istediği, cinayetin, bu cinayet soruşturmasının haber yapılmamasını istediğini herkes biliyor, görüyor. Bugüne kadar MHP'li yöneticilerin ortaya koyduğu bu tavra karşı Sinan Ateş cinayeti gündemde yerini korumaya devam ediyor. 1 Temmuz ve sonrasında da hala konuşulmaya devam edecek. İşte son buluşmanın sonrasında, yani Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasının ardından MHP'de iki isim, ki bu konuda Ayşe Ateş'in de hedef aldığı isimler arasında yer alan Semih Yalçın ve Fethi Yıldız bir kez daha yayınladıkları mesajlarla gazetecileri hedef aldılar. Bu cinayet soruşturmasını gündeme getiren, tartışan, MHP bağlantıları olup olmadığını sorgulayan gazetecileri hedef aldılar. Bu açıklamaları ekrana getireceğiz. Bu açıklamalara tepkiler de var. Hem Ayşe Ateş'in tepkisi hem CHP'nin tepkisi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'le görüşmesi MHP'de de geniş yankı buldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın söz konusu görüşme üzerinden partisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sert ifadelerle isim vererek gazetecilere hedef aldı. MHP ile alakası bulunmayan bir cinayet davasına TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir. Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuur altında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı MHP muarızı koroya zaman zaman gönül olarak katılmaktadır. Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi, vicdanı değil, ahlakı kınayanlarla birliktedir. Yalçın Sinan Ateş cinayeti davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adının geçmediğini ileri sürdü. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'la görüşmesinin ardından konuşan Ayşe Ateş ise Yalçın'ın bu iddiasına yanıt verdi. Yani kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin. Kimin adı var, kimin adı yok orada görür. CHP sözcüsü Deniz Yücel de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak MHP'li Yalçın'a tepki gösterdi.
Edip Semih Yalçın, adeta tüm dünya bir olmuş, MHP'nin kuyusunu kazıyormuşçasına bir psikolojiye girmiş. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden, ülkedeki normalleşme yolundaki adımlardan rahatsız olmak, ne devlet adabına, ne siyasetin ağırlığına, ne de ülkücü camianın gönül verdiği MHP'ye yakışmamaktadır. Bu saldırgan tavrınızla Sinan Ateş davasından sıyrılacağınızı sanıyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz. Bir başka MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Yalçın'a benzer bir üslup kullanarak yine gazetecilere hedef gösterdi. Halk TV'de Kırmızı Çizgi adıyla yayınlanan programda hangi mihraklara hizmet ettiğini, kimlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu bildiğimiz Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci isimli kişiler, oyunuzda kan var sözleriyle başlayan bir dizi lakırdıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye hayasızca saldırmışlar, hakaretler etmişler, iftiralarını peş peşe sıralamışlardır. Bu müfterilerle kanun önünde hesaplaşacağız. Evet, MHP'de genel başkan yardımcılarının yaptıkları açıklamalara Deniz Yücel'in sosyal medyadan verdiği tepkiyi ekrana getirmiştik. Ancak Deniz Yücel az önce de Amasya'dan bu kez sözlü olarak MHP'den gelen bu açıklamalara tepkisini ortaya koydu. Bakalım CHP Parti Sözcüsü Semih Yalçın'a, Fethi Yıldız'a neler söylemiş. Tesis edilen bu diyalog, normalleşme ve siyasi nezaket ortamının birilerini rahatsız ettiğinin de farkındayız. Görüyoruz ki rahatsız olanlardan biri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'dır. Sayın Yalçın bugünkü mesnetsiz söylemlerine MHP'den bir açıklama